Merhaba sevgili İki Annem Mutfak izleyicileri. Evimize hoş geldiniz, bizim evimize. Bugün size birçok kadının, hatta yurt dışında yapılan araştırmalara göre 10 kadından 8'inin doğum yaptıktan sonra hissettiği bu lohusalık hüznüyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Ben ikinci lohusalığımı yaşıyorum. Ve çevremdeki kadınlarla sizlerden gelen mesajlara da baktığım zaman fark ettim ki aslında birçok kadın zor bir dönem geçiriyor. Fakat birbiriyle konuşmuyor, hiç beklemiyor bunu. O yüzden de biraz bu konuda konuşmak istedim. Çok tatlı bir şey söylemişti bir arkadaşım. Demişti ki anneler birbirlerine çocuk sahibi olmanın ne kadar harika olduğunu, ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar mutlu bir şey olduğunu söylüyorlar. Birbirlerini kandırıyorlar diye ağlayarak benimle konuşmuştu. Benim de o zaman çocuğum yoktu. Ve demişti ki hiçbir zaman ne kadar zor olduğunu, ne kadar çok ağladıkları, ne kadar çaresiz ettiklerini söylemiyorlar ama birbirlerine diye. O yüzden ben biraz bu konuya değinmek istiyorum. Şimdi birincisi şöyle, kendimce not tuttum unutmamak için. İki ruhsalığımı da gözüne alarak ara sıra da bilgisayarıma bakacağım ama bir şunu söylemek istiyorum. Öncelikle nelerdi endişelerim diye bakarsanız, doğumdan önce işte sütüm yetecek mi? Normal doğum yapabilecek miyim? Sütüm sonra başladı. İşte sütüm yeterli mi? Doyuyor mu? Neden ağlıyor? Gazı çıktı mı? Neden uyumuyor? İşte kaka yaptı mı? Kakasında bir ne renk? Yok işte bebek büyüyebiliyor mu? Kilo alıyor mu? Uyurken sağlıklı mı? Sonra ani bebek ölümü sendromundan bahsetmişler doğumdan önce ve okumuştum o konuda. O konuyla ilgili ne yapmak lazım? Aman sağlıklı mı? Koş beşiğinde kontrol et falan gibi inanılmaz endişeler vardı. Ve bunların hepsi bebekle olan endişelerimdi. Bir de onun dışında işte vücudun değişiyor, kilo almış oluyorsun, sürekli bir sıcak basıyor. Ondan sonra eşinle baş başayken özellikle Ayşe'nin doğumdan önceyi düşünüyorum. Kocamla baş başa geçirdiğim zamanlar bir anda bitiveriyor falan. O yüzden de bu tarz endişelere sahiptim. Ve duruma baktığım zaman da inanılmaz bir yorgunluk var. Yani daha nasıl anlatacağını bilemediği insan. Yani ben şey yapamıyorum, hiç yaşamadığım bir şeydi. Uykusuzluk. Ben Ayşe'de böyle toplamda 4-5 saat falan uyuyordum günde. İlk birkaç hafta öyle geçmişti. Ondan sonra böyle endişelerimden dolayı moral bozukluğu vardı. Ondan sonra sürekli bir ağlama hali oluyordu. Özellikle ben bunu ilkinde daha çok yaşadım. Ağlıyordum ve neden ağladığımı da bilemiyordum. Gözyaşlarımı tutamıyordum hiç. Ondan sonra ve çok çaresiz hissediyordum. Yani sanki yetersizmişim hissi vardı. Ve de yalnızlık da vardı. Yalnızlık da çok hissediyordum. Çünkü özellikle de benim doğurduğum dönemde yakın arkadaşlarımdan çocuk sahibi olan yoktu ve ben şey hissediyordum. Hani tek başıma böyle bir çocukla baş başayım ve ne yapacağımı bilmiyorum ve yalnız ediyorum. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çalışan anneler de hani iş hayatında işe gidip gelmeye alışmış bir kadın için evde çocukla baş başa kalmak da o açıdan bana zor gelmişti. Ve bir taraftan da bir vicdan azabı, bilmiyorum bunu siz şey yapıyor musunuz ama hem böyle baktığım zaman içimde bir patlama oluyordu, sevgi patlaması ve aşk. Ama bir taraftan da böyle çok sıkılıyordum ve onun vicdan azabını da çekiyordum. Yani bunun sonradan okuduğum zaman gördüm ki aslında gerçekten hormonal değişikliklerle birlikte binlerce, milyonlarca kadın bunu yaşıyorlar doğumdan sonra ve bu normal. Burada çevrenin yaklaşımı da benim çok sıkmıştı. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes size bir şey söylemeye çalışıyor. Özellikle birinci çocukta. İkinci çocuğa geldiğim zaman ben Refik'te de yapıyorlar bazen. Çok ender ama ben o zaman evet biliyorum, kızımda da aynı şeyi yaşamıştım diyorum ve kesiyorum. Öyle bir lüksü var ikinci çocuğun. Ama bir de herkesten, her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes her şeyi biliyor. O yüzden size böyle biraz şey yapıyor. Fazla öneriler de geliyor. Bir ben bilmiyorum hissi yaşanıyor. Endişelenmemize anlayışsız bir yaklaşım olabiliyor. Bir de yalnız kalma yine bence. Arkadaşlarımın hepsi çalıştığı için ben kendimi çok yalnız hissetmiştim. Sonuçta kocam bütün gün işte, annem şehir dışında yaşıyor falan. Hepsi burada. Ama bunların hepsinin normal olduğunu söylemek istiyorum sizlere. Bu süreç kolay bir süreç değil ama insan birkaç ay içerisinde bebeğin emmesi, işte ne bileyim ben, veya beslenmesi düzene girdiğinde, uykuları biraz daha düzene girdiğinde, bebeğe alıştığı zaman rahatlamaya başlıyor. Burada benim kendimce çözümlediğim konular vardı. Birincisi
Mutlaka çok dışarıda vakit geçirdim. Bu bana aşırı iyi geliyordu. İki çocuğumda da 5. 6. günde sokağa çıkmaya başladım. Bizim doktorumuz özellikle dışarıda olmayı tavsiye ettiği için öyle 40 güne hiç uyan bir anne olmadım ben ikisinde de. Ki kızım yaz bebeği ama oğlum Şubat başı doğdu. Gayet soğuk bir zamanda ve karlı bir zamanda doğdu. O yüzden de ikisiyle de dışarı çıktım. Bunu özellikle tavsiye ederim. Yürüyordum, uyudukları zaman bir çay bahçesine oturuyordum veya bir parka oturuyordum ve kendim nefes alıyordum. Yanında bir şey taşıyordum okuyacak, onu okuyordum ve aşırı iyi geliyordu. O yüzden size tavsiyem, eğer özellikle yalnız bakıyorsanız, sohbet edeceğiniz insan yoksa dışarı çıkın. İnsan görmek iyi geliyor. Ondan sonra çok kurallara uymadım. Bebeği ağlaması insanın çok moralini bozuyor. O yüzden hiç saat düşünmeden emzirdim. İkisini de aynı şekilde yapıyorum. İhtiyaç duyduklarını düşündüğüm anda emzirdim. O zaman onlar ağlamadığı için ben de kendimi daha iyi hissediyordum. Yürüyüş yapmak bu arada kilo vermeme de çok yardımcı oldu. Ben çok kısa sürede kilo verdim her iki hamileliğimde de. Az kilo almıştım ama çok da çabuk kilo verdim. O da iyi hissettiriyor insanı. Ondan sonra daha önce doğum yapmış arkadaşlarımla konuşmak iyi geliyordu. Ha diyordum bak ben yalnız değilim böyle hissediyormuş diye. Ondan sonra arada eğer bırakmanız gerekiyorsa ve çok ağlıyorsa bırakın. Onu güvenli bir yere bakın. Evde yalnızsanız ve verebileceğiniz kimse yoksa ben bunu yaptım. Sakince bir yere koyup ve bir gidin bir nefes alın, bir mutfağa gidin, bir su için geri gelin. Sadece onu bilin ki güvenli bir ortamda bıraktınız. Biraz ağlasın ama siz uzak durabilirsiniz bence. Hani en azından kendinizi bir toparlamak adına. Bir de ilk zamanlarda misafir çok zorlayıcı oluyor. O yüzden çevrenizden ziyaretleri kısıtlamasını veya biraz birkaç ay sonra ziyarete gelmeyeni de rica edebilirsiniz ki ev böyle dolup taşmasın. Bu ayrıca bebeğin sağlığı açısından önemli bir nokta. Bir de eşiyle insan vakit geçirmeyi özlüyor. O yüzden de uyuduktan sonra onunla bir şeyler yapmayı veya işte anneler, teyzeler, halalar varsa bırakabileceğiniz onlara biraz bırakıp 1-2 saat eşinizle vakit geçirmeyi veya yalnız başınıza vakit geçirmeyi sağlayın. Hayatta hiç unutmadığım bir şey vardır. Bitireceğim sohbetimi. Kızım doğduktan 6-7 gün sonraydı. Küçük bir tane süpermarkete gittim. Mahalledeki. Ve hiç unutmuyorum. Eşimi şeyden aradım. Cep telefonundan aradım. Ondan sonra biliyor musun dedim şu anda dedim marketteyim çok mutluyum alışveriş yapıyorum. Yani gidip marketten deterjan alacaktım bir de bez alacaktım. Ama bunu yapmış olmak anneme bırakmıştım Ayşe'yi. Bunu yapmış olmak bile çok iyi gelmişti. O yüzden fırsat bulduğunuz zaman lütfen kendinize ara verin. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Bunları mutlaka başkalarıyla konuşun. Eğer bu işin halledilemez bir boyuta geldiyse mutlaka doktorunuzla, sağlık ocağındaki hekimle, jinekoloğunuzla veya bir psikolog, psikiyatristle bu konuyu konuşun ki size doğru zamanda yardımcı olunabilsin. Çünkü lohusalık depresyonu da var. O işin bir sonraki bir farklı boyutu. Onun için de sağlıklı olmanız açısından da mutlaka bunları bir uzmanla da konuşun gerekli duyuyorsanız. Zor bir dönem olacak diye tahmin ediyorum ama umarım sağlıkla büyür çocuklarınız ve bir şekilde, güzel bir şekilde göz açıp kapayıncaya kadar geçirirsiniz. O dönemi hoşça kalın. Sevgili İlker Nebi Mutfak takipçileri, sizin için hazırladığımız bir sürü videomuz var. Hadi abone olun. Bu iki videoyu seyretmek isterseniz tıklamanız yeterli.